Seni adam yerine koymadılar mı? Garmin'e iç iki üstün dediler, kız vermediler mi? Gel gel, ben senin kıymetini bilirim. Her ne kadar şu anda Garmin'ler arasında adı sanı geçmese de Garmin Edge 200 bana göre kullanışlı bir bisiklet bilgisayarı. Aslında isterseniz uzun zamandır dahili GPS'e sahip bir yol bilgisayarı ihtiyacım vardı. Ama malum fiyatlar 1000 lira civarında olduğu için elim gidiyordu geliyordu, alsam almasam bir türlü karar veremiyordum. 1000 lira çok da geliyordu, bir yandan almak da istiyordum. Neyse ki bunun 5'te 1 fiyatına Garmin Edge 200 ile bu işi çözdük gibi şu anda. Peki bu Garmin Edge 200 ne? Garmin'in daha önceden yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılında çıkartmış olduğu bir model bu. Üzerinde hiçbir şekilde sensör yok. Yani herhangi bir sensörle veri alışverişi yapmıyor. Sensör bağlayamıyorsunuz. Çünkü Bluetooth ve ANT bağlantıları yok üzerine. Aynı şekilde Wi-Fi bağlantısı olmadığı için de telefonunuzla da veri alışverişi yapamıyorsunuz. GPS'i dahili olarak kendi hafızasında tutuyor ve bilgisayarınızla özellikle mesela Strava'ya atmak istiyorsanız kesinlikle bilgisayarınıza kablosuyla, USB kablosuyla bağlamanız gerekiyor. Ha, bu bir dezavantaj mı? Evet, dezavantaj. Ama avantajları ve fiyatının yanında bana göre bunlar devede kulak kalıyor. Şimdi gelin hep beraber önce bir kutusunu açalım. İçinde neler varmış, sonra da özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. Garmin Edge 200'ün kutusunu açtığımızda içinden yüzlerce aksesuar falan çıkmıyor. Çok basit şekilde işte gidon bağlama aparatı ve lastikleri çıkıyor. Yalnız burada ufak bir ayrıntı var. İkişer tane çıkıyor. Benim ilk dikkatimi çeken buydu. İkişer tane çıkmasının da bir esprisi var mı? Evet, bir esprisi var. Çünkü bu alet üzerinde iki tane odometre bulunuyor. Odometreler ne işe yarıyor? Yani bir başka bisikletten bir başka bisiklete bu aleti söküp takabiliyorsunuz. İki farklı bisikletin verilerini bu aletin içinde tek olarak toplayabiliyorsunuz. Bu yüzden İki tane bağlantı aparatı konmuş kutunun içine. Bununla ilgili YouTube'da bir sürü inceleme videosu var. Bütün inceleme videoları standart olarak çekilmiş. Özelliklerinden işte şu var, bu var menüsünü anlatıyorlar. Ben bu videoda bu aletin menüsünden bahsetmeyeceğim. Çünkü bu aletin menüsünü kullanamamanız için hiçbir neden yok. Durgun zekalı olmanız lazım bu aleti kullanamamanız için. Bana göre bu aleti en ön plana çıkan bir navigasyon cihazı haline dönüşmesi. Yani benim gibi hiç bilmediğiniz yerlere bisiklet turları yapmak isteyen, bisikletle gezmek isteyen insanlar için birebir. Ne yapıyorsunuz? Rotanızı çiziyorsunuz, bu aletin içine atıyorsunuz ve bu sizi istediğiniz noktaya üzerinde navigasyon olarak götürüyor. Çok kolay bir kullanım var. Ha, dedik ki bir bağlantısı yok. Nasıl atıyoruz? Öncelikle bilgisayarınıza Garmin Express yüklemeniz gerekiyor. Garmin Express haricinde tabii ki biliyorsunuz Garmin'lerin klasik Garmin Connect hesabı açmanız gerekiyor. Bu aleti her seferinde USB'ye bağladığınızda Garmin Connect açıkken otomatik olarak Garmin Express devreye giriyor ve GPS'inizle yani Garmin Edge 200'ünüzle Garmin Connect hesabınızı birbiriyle senkronize ederek eşliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Aynı şekilde buradan Strava'ya da Garmin Connect'ten de Strava'ya atabildiğiniz için her sürüşten sonra geldiğinizde bilgisayarınıza bağladığınızda o günkü sürüşünüz otomatik olarak Strava'ya gidiyor veya kendiniz bir rota çizdiyseniz bu rota otomatik olarak senkronize et, cihaza gönder dediğinizde de bu aletin hafızasına yükleniyor. Bana göre bu çok önemli bir özellik. Strava'yı zaten telefonumdan da kullanıyorum. O yüzden çok fazla sallamıyorum. Veya zaten Strava'yı sürüş sonrası eve geldiğimde yüklediğim için, telefonumu kapattığım için. O yüzden bu aletin Bluetooth ya da ANT'la bağlanmaması bana göre çok bir dezavantaj değil. Şimdi gelin hep birlikte bir rota çizelim ve bunu test edelim. Bu alet benim gözümde neden bu kadar değerli kılındı? Bir buna bakalım. Bu
Bu alette navigasyonu başlatmak acayip kolay. Yani başlatamamanız için durgun zekalı olmanız lazım. Daha önce de dediğim gibi. Az önce yüklediğimiz navigasyonu seçiyorum. Hemen ardından select diyorum. GPS'i zaten harika olduğu için şu anda çekiyor. Start dediğimde başlatacak. Şimdi birazdan göreceksiniz. Şu an rotayı ekranına geldi. Birazdan göreceksiniz. Rotanın dışına çıktığımızda ve girdiğimizde ve rota bittiğinde bizi kendisi uyarıyor. Rotanın dışındaysanız da rotayı bulmanız için herhangi bir ucunda şöyle bir ok var. Gittiğiniz yolda çizgi şeklinde çekiyor. Ha bu arada bu testi maalesef arabada yapıyoruz. Sol bacağımdaki sağlık problemim nedeniyle 2 ay boyunca bisiklete binmem. Canlı yayında da söylediğim gibi yasak. O yüzden özür dilerim, bisiklette yapmak isterdim. Ama maalesef bu testi arabada yapmak zorundayım. Şimdi burada denemek için bunu görün, kendiniz de duyun diye rotadan çıkıyoruz. Bakalım rotadan çıktığımızda bize nasıl bir uyarı veriyor, ekranda neler çıkıyor. Bu ürünü bana Gearbest gönderdi arkadaşlar. Ben seçtim. Özellikle işe yarayacağını düşündüğüm için. Bu arada YouTube'da diğer kanallarda görüyorsunuz. İşte Gearbest'ten aldım. Banggood'dan aldım. Bunların hepsi kolpa arkadaşlar. Tufaya gelmeyin. Fiyatlarını araştırdığımda başka sitelerde daha ucuz olduğunu gördüm. Bu yüzden Gearbest'e aynı fiyata düşürmesini istedim. Onlar da bana bir indirim kuponu verdiler. Aşağıya ürünün linkini ekliyorum. Piyasada bulabileceğiniz en düşük fiyata da alabileceğiniz ürün kuponu, ürün kodunu da yanına hemen ekliyorum. Oradan işine yarayan varsa, işini yarayacağını düşünen varsa alabilir. İşinize yaramayacaksa almayın, zaten gerek yok. Ben niye tercih ettim? Ben şu yüzden tercih ettim. Çünkü ben bu ürünle yeni rotalar çıkartacağım. Ve yeni rotalara ilk defa gittiğimde de telefonumun şarjı bitsin istemiyorum. Bir yandan da hızımı, diğer ölçülerimi de görmek istiyorum. Diğer işte aldığım süredir ortalama hızım gibi parametreleri de görmek istiyorum. O yüzden bu ürünü tercih ettim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.